Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim bugün sizlere daha önce hiç çekmediğim bir yeri çekeyim istedim, IKEA. IKEA biliyorsunuz ülkemizde de var, birçok ülkede de var tabii ki. Amerika'da da var ama şöyle söyleyebilirim, Amerika'da Türkiye'de olduğu kadar çok değil. Yani her eyalette böyle bir sürü IKEA yok, belli başlı yerlerde birbirine uzak IKEA'lar var. Ama Türkiye'de benim bildiğim böyle birbirine yakın, daha yakın diye biliyorum. IKEA'nın fiyatlarını, Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Allah biliyor ya, yani ne güncel bilgim var, ne genel bilgim var. Buradaki fiyatlarda öyle ezbere bildiğim falan yok. İçeriye gireceğiz. IKEA fiyatlarına bakacağız. Biz 2020'de şuradan bir yer, şuradandı galiba, Meleğin çektiği bir IKEA fiyatları vardı. Oradan tıklayıp siz fiyat karşılaştırması da yapabilirsiniz. Bu sayede Amerika'daki enflasyonu da göz önünde bulundurmuş olacağız. Tabii farklı ürünler olabilir. O ürünleri ezbere bilmiyorum ama abi IKEA'da işte koltuktu, şuydu, buydu, abajur, sandalye, masa, yatak vesaire hepsini böyle genel olarak önümüze geleni seçeceğiz, videolarını çekeceğiz. IKEA'nın Amerika'da çok güzel sunduğu bir hizmet var müşterilerine. O da şu. Diyor ki bir ürünü aldın. Bu ürünü bir yıl içinde iade edebilir ya da değiştirebilirsin. Bizim için fikrini değiştirmen bile yeterli bir sebeptir diyor. Yani gittiniz bir tane masa aldınız. Çok ütopik geliyor biz Türklere, biliyorum. Gittiniz bir tane masa aldınız. Yediniz, içtiniz, partilediniz, üstüne koydunuz, ettiniz. Aradan 6-7 ay geç şöyle bak. Hanım bu da dingil deyip duruyor ya. Bunu bir değiştirsek mi acaba falan dediniz. IKEA'ya getirdiniz masayı. Dediniz ki arkadaş ben fikrimi değiştirdim ya. Bu yani bu olmadı. Bir ısınamadım ben buna. Kimse size şunu demiyor. Lan 6-7 aydan beri aklın neredeydi? Fişi var mı? Yok böyle bir şey yok. Yok şöyle yok demiyorlar. Tamam peki eyvallah. Tabii buluyorlar. Eğer fişini kaybettiyseniz de kart ödemenizden o tarihten çıkartıyorlar. Diyorlar ki tamam iade alalım. Ya da değiştirmek isteyebilirsiniz. Ya ben bunun rengini beğenmedim. İşte 6-7 ay geçti ama ben bu rengi ısınamadım deyip değiştirebiliyorsunuz. Yani IKEA aslında bakarsanız Amerika'daki müşterilerine böyle güzel bir avantaj sunuyor diyelim. Tabii bunu kötüye kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? O artık size kalmış. Biz Türkler severiz öyle şeyleri biliyorsunuz. Daha iyi telefon kullanmak, daha iyi arabalara binmek, daha iyi koşullarda yaşamak isteyenleri kınamadığımız bir videoya geçelim. Buyurun IKEA'ya gidelim. Şöyle bir ne var ne yok bütün fiyatlara beraberce bakalım. Buyursunlar efendim. Kapalı otoparkın olması da çok güzel. Abi Florida'da bu çok önemli bir şey. Çünkü şuraya arabayı yarım saatliğine, bir saatliğine koyuyorsunuz dışarıya daha doğrusu. Yanıyor araba, yanıyor. O yüzden seviyorum bu kapalı otoparkı olan yerleri. Birkaç tane alışveriş merkezim var. Bir de IKEA'nın var. IKEA'nın var efendim. Amerikalılar buna IKEA diyorlar. Nike'da Nike diyorlar. Tasarım tamamen bütün ülkelerdekiyle aynı. Yani burada da hiçbir fark yok. Giriyorsunuz. Şurada asansör var. İsterseniz onu kullanabiliyorsunuz. De buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Biliyorsunuz bu tür büyük firmalar, markalar bütün dünyadaki mağazalarını hep aynı şekilde tasarlıyorlar. Çünkü insanların alışkanlıkları var. Alışveriş alışkanlıkları var. İşte neyi nerede bulacağını biliyor insanlar. IKEA'da o konuda çok başarılı bir firma. Çünkü tamamen tasarım aynı abi. Değişen hiçbir şey yok. Aha hemen bak. Şimdi ilk andan işe başlayalım. Şu mesela dörtlü kitaplık 49.99'muş efendim fiyatı. Videoya geçmeden önce şundan da bir bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli. Yıllardan beri söylüyorum, yapıyorum ama yine yapacağım. Her seferinde de yapacağım. Buradaki fiyatları dolar çarpı TL, TL çarpı dolar yapmayın. Çünkü burada insanlar dolar gelir elde ediyorlar. Yani bizim Johnny var ya, Johnny, yine o Johnny. Oğlum gel arkamda ağla ya. Vallahi hiç koskoca IKEA'da gel arkamda ağla. Bizim Johnny 5000 dolar oluyor ayda maaş olarak. 3000 de olabilir, 10.000 de olabilir. Biz 5000'den yola çıkalım. 5000 dolar alıyor ve şu gördüğünüz kitapla 49 dolar veriyor. Yani geriye 4951 doları kalıyor Johnny'nin. Bak burası çok önemli. Birim fiyatlarını karıştırmayın. Ya 49 bizde de işte çarpı 18.55 desen değil. Burada Johnny 5000 dolar alıyor abi. Bu kitaplara da 49 dolar ediyor. Johnny'nin kitaplığı aldıktan sonra cebine 4951 dolar kalıyor. Johnny'nin düşündüklerini, Johnny'nin kesesine göre hareket edelim. Birim olarak hareket edelim. Tamam? Hadi devam. Evet abi, Johnny bu dörtlü kitaplığı 49 dolara aldı. Hayırlı uğurlu olsun Johnny, iyi günlerde kullan. 259 dolarmış. Bu mu? Speaker'lı falan mı bu ya?
öyle bir olayım. Ha evet, bak burada şeyi varmış. Speaker'lıymış efendim. Apollo'lu. Köşe koltuğu var mesela. Şöyle bir şey. Bunların da isimlerini söylemek mümkün değil. A free hand. Sallıyorum. Nasıl aksan yapayım? A free hand. $849'muş efendim. 849 birim. Şu mesela çok tanıdık geliyor. Böyle ufak balkonu olan insanlar genellikle tercih eder. $59'muş bunun da fiyatı. Bu şeyin, küçük sehpanın, masa diyelim daha doğrusu, sehpa dedim. O kadar küçük ki. Onlarla beraber mi diye baktım ama sanırım değil. Onların da fiyatı $45'muş. Şurada şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı $45'muş efendim. İkisi $100 gibi bir şey düşünebilirsiniz. Daha doğrusu iki tane alırsanız $150 gelir. Şu koltuğa bakalım. $1249'muş efendim. Morabo. Ya zaten IKEA'nın yaptığı en güzel şeyi biliyorsunuz. Antin kuntin, kıç kadar alanlarda, çok özür diliyorum, bir yaşam alanı yaratıyormuş gibi gösteriyor ama arkadaş biz bunu yaratamıyoruz niyeyse. Yani dükkanda her şey çok güzel gözüküyor ama eve getirince hiç öyle durmadı. Ya niye? Burhan Altıntop'un evinden alınmış bir kırmızı köşe koltuk. Bunun da fiyatı $2219'muş efendim. Harlanda. $2219. Koltuk fiyatlarına biraz bakalım. Koltuk fiyatları genellikle hep göze çarpanlar. Efendim $1149'muş mesela şu. L demeyeyim de L gibi hareket eden ama aslında L olmayan koltuk. $1149'muş. Kıvık. Siz de bu isimlerden yola çıkıp Türkiye'dekilere bakabilirsiniz. İsimler değişmiyordur. $699'muş efendim. Kıvık'ın ikili koltuğu. Evet, şu yeşil koltuk $399'muş efendim. Bu kıvık ne kıvıkmış arkadaş? Kıvık kendi içinde kaça bölünüyor böyle ya? $799'muş. Gördüğünüz gibi dertsiz diyoruz, öyle derler ya. Dertsiz masa örtüsü. Buna leke meke oldu mu hiçbir şey olmaz. Bu da $799 çünkü aynısının farklı rengi. Şöyle göstereyim. Devam edelim. Deri koltuklar. Evet. Kışın buz gibi olan, yazında kıçınıza yapışan ama hala $1199 ödeyip insanların aldığı bu ikili Morabo koltuk efendim. Anlamıyorum gerçekten. Zevk meselesi. Bu da $799'muş. O da Morabo'nun bir çeşidi. Şu kadife olan $849'muş. İkili. Bu da onun deri olanı. O da $1240. Şöyle araya kıytırmışlar onu da. Onu da göstermiş olayım. Bu da $849'muş. Devam edelim. Farklı farklı şeyler bakalım. $449 diyor. Anam ucuza bulduk ya. Laptopu da veriyor musun, laptopu? Bomboş. Telefona bak Allah'ın seversen ya. Ulan bir yerden bir mokap alsaydınız, bir şey alsaydınız, bu ne böyle ya? $499'muş efendim. Bu da Clipman ikili koltuk. O da deri. $1449'a satılan... Hadi bakalım geldi şimdi, ismini okuyoruz. Smetstorp. Bak nasıl okudum, gördün mü? $1449'muş. Bu da biraz uzun kenarlı L koltuk. Onun da böyle çeşitleri varmış. $39'muş efendim. Şu sehpa böyle bütünleşik zannetmeyin. Şöyle ayırayım. Şu sehpa $39'muş. Tabii dediğim gibi bunların Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Siz isimlerden yola çıkarak, zaten belki de aşinasınızdır bilmiyorum, görebilirsiniz. Fiyat karşılaşması yapabilirsiniz. Lak varmış $59'muş efendim şu sehpa. Şu da $59'muş, tekerlekli falan olduğu için. Şöyle göstereyim. Jantili bir tekerleği var kendilerinin. $59'muş. Tingby. O yine farklı renkleri. Şurada bir şeyler var. $16.99'muş. Bu bildiğimiz lak en böyle IKEA'nın çok eskiden beri, hatta hemen herkesin evine illa bir kere girmiştir bu yani. Bir şey kullanmıştır. Şunlar da efendim. Bu $9.99'muş. Küçüğü. Büyüğü de aynısı. $16.99'muş. Farklı rengi. Camlı olanlar var. $109. Efendim camlı olan. Witzjö olan isimler rezil. Hiçbir şekilde dilimizin dönmeyeceği şeyler. Witzjö. O da $74.99'muş. Yuvarlak olanı. Altta da şöyle. Şunlar da çok herkesin aldığı illaki. $34.99'muş. Quistbro. $34.99'muş pardon. Bir büyüğü var. O da $59.99. Boylarına göre değişiyor. İçine işte battaniye ıvır zıvır koyuyorsunuz. Yastık koyuyorsunuz. Ya da gazete, dergi, artık siz ne istiyorsanız. Devam edelim şuradan. Burada da böyle bambumsu şeyler var. Bunlar da efendim $269'muş. Listerby diye geçiyor. $269 şu sehpa. Üstündeki aparatlar, işte iPad tutacağı falan filan. Ondan sonra $269 geçiyor. Bu abi tasarlamış. Yemin ediyorum tipinden ne var ya. İki haftada bir yıkanan,
sakalları böyle sigara kokan, gömleği falan böyle ütüsüz mütüsüz bir tip, yemin ediyorum. Nasıl tasarladın oğlum sen bunu lan? 179 dolarmış efendim Havsta. Bu da böyle bir şey. Niye pahalıymış? İkisi herhalde 179 dolar anladığım kadarıyla. Yukarıda evet ikili satılıyormuş o. Set of two yazıyor şurada. İkili set 179 dolar. Yine koltuklar burada. Devam edelim. Ya iki hanım bir de güzel tarafı. Nereye gittim? Ne oluyorum? Kayboldum mu falan filan yok. Çünkü tek yol var. Öyle gidiyorsun yani. 2299 dolarmış Harlanda'nın bu L koltuğu. Büyük bir koltuk. Geniş bir koltuk. Fiyatı da 2299 birim. Ofis alanlarına bakalım. Şurada bir tane koltuk var. 949 dolarmış efendim. Aplarit abimizin fiyatı 949 dolarmış. Şu ikili koltuğun fiyatı. Devam edelim şuradan. Şu aradan gidelim. Kestirmeleri kullanalım. Küçük bir detay olarak göstereyim size. Şu battaniye 14.99'muş. Şurada yazıyor. Ingrun 14.99 denesi. 14.99 TL olduğunu düşünebilirsiniz ülkemizde. Yani inşallah olacak. 619 dolarmış bu ikili koltuk. Buna ben bile zor sığarım ya. Bu da bizim bildiğimiz abi mahallelerde kenarda köşede böyle şey satanlar vardır ya, mobilya satanlar. No name böyle isimsiz İlkay Mobilya falan gibi böyle. O abilerin yaptığı çekyat. Hatta o abiler çok daha güzel yapıyordur. Baksana abi alttan çekiyorsun yatıyorsun yani çekyat. Friheten nasıl okuyorum ama var ya inanılmaz. 799 dolarmış efendim. Friheten de fiyatı 399 dolarmış efendim. Bu şekilsiz, şükülsüz sandviç gibi bir koltuk anlamadım yani. Arkadaki de 449'muş. Renkten dolayı mı? Daha çirkin renk olunca daha çok para ödüyorsun. Efendim sarı, kırmızı, sonbahar renkleriyle bezenmiş. 349 dolarmış. Mesela bak buna zam gelmiş. Biz bunu 249'a mı 279'a mı ne öyle bir şey almışız. 279 yanlış hatırlamıyorsam. 349 olmuş. Ama renginden mi kaynaklanıyor bu? Onu da bilmiyorum. Ya yok. Genellikle evet. Strandmon. 349 hepsi. Hiç renk ayırmamışlar. Ona zam gelmiş. Onu direkt söyleyebilirim. Hatırlıyorum çünkü. Aldık ondan. Onu net biliyorum. 249 dolarmış. Ekerö koltuklar. Bings da 249 dolarmış efendim. 64 dolarmış. Şöyle Lineback diye bir şey varmış. Bu 49 dolar. Şuradaki de 179 dolarmış. Yine IKEA'nın en çok bilinen koltuklarından bir tanesi. 60 dolar. Puank. Bütün renkleri. Aa yok pardon. Bak şimdi bu 99 dolarmış. Yani Puank'ın fiyatı değişiyormuş. Bunlar 99 dolar ama bunlar geriye doğru gidiyor biraz da. Bu öyle değil. Ha bu sabit durduğu için. O fakir. Sallanamıyor. 60 dolar. Bunlar zengin. Geriye doğru gidiyor. Geliyor. Stres atıyor. 99 dolar. Ya bu dolap işleri, molap işleri çok zor. Bunlara nasıl gireceğim bilmiyorum. Biraz daha böyle gene olanlara, şunlara bakayım mesela. Brusali diye bir şey var. 100 dolarmış efendim. 99.99. Yani ancak böyle yapabilirim bunları. Çünkü TV ünitelerine mesela bakalım. Çünkü insanlar IKEA'dan TV ünitesi çok alıyorlar. Yani genel olarak alıyorlar. 299 dolarmış. Hemless'in fiyatı. Siyah olan, beyaz olan değişmiyor. Fiyatları. Ha, bu Idanas diye bir şeymiş. Bu da 299'muş. Hemnes'in fiyatı beyazı da siyahı da değişmiyor. Bu da 299. Bu da aynısıymış çünkü. Şurada ışıklı jonjonlu bir abimiz var. Havsta. Bu da 299 dolarmış. Altındaki gri olan da Havsta. O da 299 dolarmış. Şunları her yerde görüyorsunuzdur. IKEA'nın yani böyle şey kutusu, alet kutusu, da, vida ve de dübel kutusu da bu 11.99 efendim bunun fiyatı. Şöyle zottirik şeyler var. Bu çok kötü bunlar tabii. Eğer çok fazla kullanıyorsanız yani böyle bir şey değil de adam gibi bir şey almanız lazım ama yine de iş görüyorum derseniz kesinlikle iş görüyor. Bunun da fiyatı 17.99'muş. Alettirikli tornavida efendim. Motorlu. Onlar da iş görüyor. 8.99 şu sepetler. 1.79'da şu böyle sepet mi diyeyim, çekmece mi diyeyim böyle bir şey yani. İsterseniz bu ürünlere siz kendiniz LED ekleyebiliyorsanız bu LED paketleri de 32, bu 42'ymiş pardon. Şu 42'ymiş ne fark var bilmiyorum. Uzun herhalde. Bu 32.99'muş. Şöyle efendim LED paketleri. Bunları böyle alıyorsunuz. İsterseniz tabii. Şöyle arkaya döşüyorsunuz. Devam edelim şu taraftan. Bakalım daha neler çıkacak önümüze. Evet. Hah şöyle camlı olan abi var. 399 dolarmış. Runless diye geçiyor. TV ünitesi bu da camlı. Bir de şu var. O 169 dolarmış. Brimless diye geçiyor. O da yine TV ünitesi. 49 dolar lock. Bu lock da galiba
IKEA'nın en uygun ürünlerinden bir tanesi herhalde. 19 dolar mesela bir lakın TV ünitesi diyor. Lan buna nasıl bir TV ünitesi bu ya? Şuraya bak, elim bu kadar, TV ünitesi bu kadar. Buna ne 37 ekran tüplü televizyon bile sığmaz. Onun arkası girmez zaten. Efendim böyle Besta Selviken, Selsviken diye bir şey var. 968 dolar. O da şu. Şöyle bir şey. Devam edelim. 1155 dolar da buymuş efendim. Bunu deliler gibi uğraşıyorsunuz, evinizde takıyorsunuz, ortasına televizyon koyuyorsunuz. Hangi akla hizmet onu da bilmiyorum tabii de. Brimnes abimizin 99 dolara satılan şöyle bir dolabı. 99 dolar 78 santimmiş uzunluğu. Ya işte burada da bu şey sorunu var. Adamlar buraya santim yazmışlar. Avrupa firması çünkü bunlar. Ama burada feet, foot, inch, ounce, libre, pound insanı delirtiyor gerçekten ya. Nereden bulmuşlarsa. Billy. Hey Billy. 229 dolarmış efendim Billy. Şöyle ayaklı dolap camlı. Vallahi güzel fiyatmış ha. Tipi güzel çünkü ürün. Aynısının bir de şöyle gördüğünüz gibi farklı rengi var. Ayaklı dolap. Burada yine bunun adı ne? Bu da mı Billy? Bu idan asmış efendim. 429 dolar. Bu da böyle güzel şık bir camlı dolap. Bu şıkmış gerçekten ha. Hoşmuş. Devam edelim. Bunlar raflar biliyorsunuz. Şöyle kitaplık şeklinde olan raflar var. Ayraç var üzerinde. Onun fiyatı 79 dolar. Şuradan göstereyim. Fiyatı 79 dolar efendim onun. Alt tarafta da normal raflar var. Onların da fiyatları 24.99'muş kısa olanı. Uzun olanında fiyat yazıyor mu? Yazmıyor. Ama bilmiyorum valla, yalan olmasın. Bu da 79.99'muş. Ha bu bunun dikey kullanımı galiba ya. Fark eden bir şey yok. Evet aynı. Efendim burası ofis bölümü. Ofis ya, bu IKEA zaten içinden çıkılacak bir yer değil yani. Onu kesinlikle söyleyebilirim. 129 dolarmış. Lock Captain. Abuk sabuk isimler. Lock Captain o küçüğü gerçi. Bu büyüğü, bu da 129 dolarmış. 47 çeyreği 31 uzunluğunda. Bunlar inç olarak yazmışlar. Ha şurada mesela herkesin aldığı, kendi masanı kendin yap. İşte buradan masanın üstünü seçiyorsun, buradan ayaklarını seçiyorsun gibi. Ayaklara bakalım. 7.50, 15, 15, 20, 25. Şurada en basit olanlar var. 7.50 diyor burada da. Ondan sonra şurada şunlara bakalım. Masalar artık bunlar. Bu kısası 19 dolar, 29 dolar, 49 dolar, 29, 29, 49, 59 diye gidiyor. Şöyle genişten de göstereyim. Farklı farklı uzunluklarda işte bunlarda. Çocuğunu sevindir bölümünde şöyle bir güzel bir çalışma masası aslında. Ya ilkokula giden. Yani bir çocuk için gerçekten de çok güzel. Mickey'miş efendim. Masa 109 dolar. Sandalyesi 34 dolar. 55 dolar da bu üstüymüş. Yani şunu işte 160, 200 dolara şöyle bir şey alıyorsunuz. 200 liraya böyle bir şey aldığınızı düşünün. Çok hoş bence, çok güzel. Şu efendim 179 dolar. Şu Alex dediği masa diğer rengi de 229 dolarmış. Siyahı 179 dolar. Biz ofiste bunlardan kullanıyoruz. Bunlar ayarlanabiliyor aşağı yukarıya. Çok iyi oluyor aslına bakarsanız. Çok mantıklı. Tabii bu çalışmıyor şu anda. Yok çalışıyormuş. Nasıl da yalan konuşuyorum hemen. Gördüğünüz gibi böyle ayarlanabiliyor. Her dünyayı yeniden keşfetmek mi derseniz tabii ki de değil. Bizim aldığımız 500 dolardan fazlaydı. Farklı bir marka. IKEA'dan almadık. Burada mesela aynısı 399 dolarmış efendim. Şöyle göstereyim. Bu masa. Ofisler için çok güzel. Yani biz çok memnunuz. Gerçekten de mutluyuz bunu kullandığımız için. Hatta bunun altına koşu bandı koyup çalışanlar var. Yani ben spor sevmediğim için bana gelmez ama 529 dolarmış efendim. Backhand. O da yine ayarlanabilir. Şurada köşede görüyorsunuz ayarını. Şimdi şuradan şeylere bakalım. 99 dolar efendim şu Funtan dedikleri beyaz sandalye. 139 dolara tabure satıyorlar. Yine kim tasarladıysa. 209 dolarmış efendim şu sandalye. 399 dolarmış şu. Bu abla tasarlamış. Bunlar da 329 dolarmış. Siyahı ve de beyazı var. Aa siyahı 269 dolar. Ha farklı modelmiş pardon. Bu 329 dolar. Güzel. Şimdi biraz mutfaklara dalalım. 270 square foot. Ya herhalde 25 metrekareye denk geliyor. Şimdi öyle kafadan hızlı hesapladım ama 25 metrekareye denk geliyor. Yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi bu tabi çok küçükmüş ya. Çıkalım valla ruhum daraldı ya. Şöyle ya yeşilli meşilli falan. Aa, country tarzı bak misler gibi. Gördün mü abi fıstık. Şimdi aa şu güzelmiş be. Ha? Havada duruyor falan böyle. Çoğu izdir. Ya normal şartlarda bunların bir
toptan bir fiyatının olması gereken, o tabi bunlar parça parça her şey. Her şeyin üzerinde böyle parça parça fiyatlar yazıyor. Diğer mutfaklarda, evet burada var. Ona yapmamışlar demek ki. Efendim bu 15.836 dolarmış. Bu gördüğünüz bütün mutfak. Şu çok şıkmış be. Şu hakikaten çok hoşmuş. Böyle havada duruyor falan dolap. Şöyle baksana. Altı falan yok. Çok güzelmiş gerçekten. Şekilli. Bu efendim adası. Ona da ada demek ayıp olur ya. Bildiğim baya üçlü beşli ada yani. Birleşmiş adalar. Beyaz eşyalar tabii ki dahil değil. Bunlar biliyorsunuz sadece göstermek için burada. Şu tarafta da şöyle bir dizaynı var. İşte orada dört tane şey var. Dolap var. Altta dolaplar var. Burada hiç sevmediğim, gerçekten de sevmediğim elektrikli ocak var. Ayar tutturamıyorsun abi bunda. Bir yanıyor, bir sönüyor. Bu gördüğünüz mutfak 15.836 dolar. Mobilyaları, beyaz eşyalar dahil değil. Onlar sadece dediğim gibi burada gösterme amaçlı. 7.474 dolarmış. Ringwood diye geçiyor efendim. Bu mutfakta 7.474 dolar. Daha küçük bir adası var. Ondan sonra şurada dolabı var, buzdolabının yanında. Şöyle göstereyim efendim. Altta dolaplar. Üstte böyle bir camlı dolap. Şöyle. Bu da 7.474 dolarmış. Bakalım bu ne kadarmış? 11.880 dolarmış efendim. Bodbin diye geçiyor. Bu arada tabi eğer ki IKEA kart çıkartırsanız kendinize, bu IKEA kredi denilen, bunu ayda 766 dolar, 24 ay toplamda 18.365 dolar olarak ödeyebilirsiniz. Ama ne gerek var? Yani zaten 11.000 birimden bahsediyoruz. Eğer bir ev aldıysanız mutfağa böyle para harcayabilirsiniz. Yani 11.000, hatta 12.000 diyeyim. Hadi ıvır zıvır ile 15.000'e çıktı diyeyim. Böyle güzel bir mutfak yaptıracaksanız bence 15.000 çok büyük problem olmaz. Dolapları falan çok hoş, ışıklı. Şu keşeden başlıyor, şöyle göstereyim. Alttaki saklama alanları. Adası çok güzel, bir sürü çünkü çekmecesi ve de dolabı var. Buzdolabının yanında şöyle göstereyim efendim, dolaplar var, onlar da çok hoş. Aynı zamanda ocağın altında, şöyle sevdiğimiz gazlı ocak ya, mis. Ocağın altında bir sürü saklama alanı var. Bak burası mesela güzel çünkü baya baya bir şey yapmışlar. Bir sürü şey koyabilirsiniz. Ne içtiniz lan, ne yediniz burada ya? Oğlum burası sadece showroom lan, ne yaptınız burada, ne yaşadınız? Efendim bu da Wedding'e diye bir mutfak. 5.818 dolarmış. Şimdi bu mutfak, yani şöyle göstereyim. Ya bu şey tarzı bir mutfak ya. Nasıl derler? Restoran tarzı bir mutfak. Hani böyle çok iyi aşçıyım, her şey elimin altında olmadı. Oradan onu alacağım, buradan bunu alacağım. Kolda böyle 20 tane taşlı böyle bilezik falan. Hani deli deli bir şeylere inanmak falan böyle. O tarzı hatırlatamıyorum. Saç baş dağınık, sakallar falan. Çılgınlar gibi yemek yapıyor. Her şeyi elle alıyor, atıyor falan filan. Tam böyle o tarz değil mi yani? Her şey ortada dursun. Biraz ondan, biraz bundan. Şimdi bunları wok davada böyle çeviriyoruz falan muhabbeti. 5.800 dolar. Bir anda gözünüzde canlandırmak istedim böyle ama başarabilmişimdir inşallah. Dolaplar şuradan başlıyor efendim. Aşağı doğru gidiyor. Yanda var, buzdolabının yanında. Şurada var. Burada lavabosu var. Ondan sonra işte bulaşık makinesi, yine diğer dolaplar. Şurası da şöyle adası. Aslında adası mutfak tezgahıyla birleştirilmiş. Ama sıcak, hoş. Musluk fiyatları. Musluk fiyatlarına çok önem veriyorum. Efendim Lagan 31 dolarmış. 34 dolar. 56 dolar. Ondan sonra Gilpen 75 dolar. Almaren 107 dolar. Ondan sonra 182 dolar. 225 dolar. 86 dolar. Böyle altın musluk. Biliyorsunuz ülkemizde kullanan bir hane var altın musluğu. Musluğun da altın olmadıktan sonra ne bileyim, su bile içme yani. 86 dolarmış efendim altın musluk. 225 dolar. 182 dolar. 140 dolar. Böyle fiyatlar devam ediyor. 75 yine, 86 böyle gidiyor. Türkiye'de bunlar aynı mı farklı mı bilmiyorum yani. Hani onları açıkçası bir şey diyemem. Ürünler aynı mı demek istedim. Şöyle efendim gördüğünüz gibi eski tesisattan yola çıkarak tasarlanmış. 134 dolar, 118 dolar. Herkesin bir tarzı var ya. Şimdi ben böyle konuşuyorum ama kimi bunu çok seviyor, kimi modern olanı seviyor. Hiçbir şey diyemem yani. Ben sadece konuşuyorum. 48 dolar efendim. 107 dolarmış şu. 225 dolar bu armis.
Ondan zaten şurası 150 dolar, şurası zaten bak 150 burası. Gerisi zaten 70 dolar diye geliyor. 86 dolar, 182 dolar bu böyle. Buradan ayrılıyor. Çılgın bir fortum oluyor. Şuradan da şöyle fosturi yapıyorsunuz. Bu da güzel, şık bir tasarımmış. 182 dolar. Bu da yine 182 dolar. Şuradan birkaç tane de yatak çekeyim istedim efendim. Malum 374 dolarmış. Şöyle bir yatak, iki kişilik. Devam edelim. Ya IKEA dipsiz kuyu abi. Yani burada bir şeyler çekmek ya da her şeyi çekmek mümkün değil. Efendim bu da Viterwag'mış. 599 dolar. Yine iki kişilik. Bunlar burada queen olarak geçiyor ölçü. Bizim de Türkiye'de aslına bakarsanız en çok bu ölçü tercih ediliyor. Daha doğrusu satılıyor. Queen dediğimde 160'a 2 miydi? Öyle bir şey galiba. Yanlış bilmiyorsam sallamayayım. Burada king yatak çok fazla var. 2 metreye 2 metre. Bu 999 ne oluyor dedim ya. Tabii ki de yatağın fiyatı değil yani. Şöyle göstereyim. Bu neymiş abi? 299. Yok o da değil. Bir dakika. Ne oluyor ya? Hatlar karıştı iyice. Nerede bu yatağın fiyatı? Slatum 229 dolarmış efendim. Altındaki yatak, üstündeki tabii şeyi farklı. Yani alttaki kasası 229. Üstündeki yatak fiyatı değil. Bazılarında tümünü yazıyorlar. Bazılarında öyle yazmıyorlar. 329 dolar diyor efendim bu yatağda. Yine 6 onun da. Yani kasası. Üstündeki yatağı siz kendiniz alacaksınız. Burada genellikle yatakla beraber satılmıyor. Yani o yüzden kasaya bu parayı ödüyorsunuz. Mesela bu Hemnes 399 dolarmış efendim. Şu kasanın fiyatı o. Yatağı siz ayrı alıyorsunuz. Ya da işte bu çekmeceler bununla beraber geliyor ama çekmecenin olmayanları da var. Onları da ayrı alıyorsunuz. Şuradan devam edelim. 369 dolarmış efendim. Hemnes'in yine bu yatağı. Bunlar Türkiye'de de en çok tercih edilen, IKEA'da görülen şeyler, yataklar. Bu da 359 dolarmış. İdanas'ın şu yatağı, iki kişilik, 359 dolar. Ya demin öyle dedim ama Türkiye'de de zaten sadece kasaya para ödüyoruz. Yatağa para ödemiyoruz galiba yani. O yüzden burada da aynı. Efendim 399 dolarmış yatak fiyatları bunlar. Yani burada mattress diye geçiyor. Yatak fiyatları 329 dolar. Bunlar nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor. Tabii queen ya da king, yani ebatlarına göre değişiyor. Aynı zamanda sertliğine göre değişiyor. 549 dolarmış efendim bu. Ya kalite, ondan sonra kullanılan malzeme, sertlik seviyesi, yumuşaklık seviyesi falan gibi şeyler değiştiriyor yani. Efendim restoran bölümü. Restorandaki satılan ürünler Türkiye'dekiyle hemen hemen birebir aynı diyebiliriz. Fiyatları tabii değil. Şimdi restoran çok kalabalık. Orada belki fiyatlarını daha sonra çekerim. Hatta bir gün IKEA'da yemek yiyelim ya. Bu fikrimi de kimse çalmasın. Fikirlerimi böyle sessiz sessiz söylüyorum. Ondan sonra izliyorum. Lan ben bunu dememiş miydim falan diye. Efendim alt kata indik. Alt kat çarşamba pazarı biliyorsunuz. IKEA'da her zaman her şey var. Ne aversen var. Fantastik diyor. Efendim neymiş fantastik var? 3.99'a peçete. 3.99'muş efendim. 100 adet peçete varmış içinde. Hah mesela en çok yine IKEA'dan alınan ürünlerden bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Flitig Head. Böyle bir set efendim. 18'li set. İşte çorba kasesi, kahvaltı tabağı, yemek tabağı. 29 dolar. Şuradan bir tava çekeyim bari ya. Ablam tavaya wok mu bu? Evet, wok. Neymiş fiyatı? 17.99 abi. Wok tavanın fiyatı 17.99. Almayanı dövüyorlar. Şurada nihaleler var. Bunun fiyatı neymiş nihalenin? Bakalım yazıyordur bir yerde illa. Ha, 4.99'muş nihale fiyatı. Ama tabii kaç? 3 tanesi. 3 tane nihale 4.99'muş. Şöyle ufak tava setleri var. Tencere ve tava setleri. Bunlar 14.99'muş efendim. Şöyle ikili. Gördüğünüz gibi 14.99'muş. Bunun fiyatı neymiş? Bu da 17.99'muş. Şöyle göstereyim. Burada zaten var. 17.99'muş. Şu üçlü setin fiyatı. Her evde gördüğünüz şişelerden bir tanesi. 3.99 efendim. Onun da fiyatı. 9.99'muş efendim. Bu yastığın fiyatı. Böyle fitil gibi açınca şişiyor. O şu hale geliyor. 9.99 efendim. Fitil diyoruz buna. Fitil yastık diye geçer. Nasıl sallıyorsanız belli. Şurada bir mavilik var görüyorsunuz şöyle. Jel var efendim içinde. Çok uzun zamandan beri satılan bir şey yani. 59 dolar. Kulüp sorpeam. Abi okuyamıyorum. Olmuyor ya. Şuradan şöyle devam edelim. 39.99 neymiş o abi? O da mı yastık? Yine mi yastığa denk geldik? Ha yok bu şey. Örtü seti. Evet şöyle gördüğünüz gibi iki tane yastık, bir tane yorgan, bir tane de çarşaf.
Fiyatı 39.99 ama king olanı bu. Yani 2 metre 2 metre. Ve tabii küçüğü var. Onun fiyatı daha düşüktür. Queen olanın fiyatı daha da düşüktür. 19.99'a da böyle bir gördüğünüz üzere efendim paspas var. Altı lastikli. İğrenç bir şeymiş ya. Bu ne böyle? Yanmış mı lan bu? Yok hep öyle. Çirkinmiş gerçekten. Şöyle bir şey var. 49 dolar. Hem gece lambası hem de hoparlör. Efendim beyazı var. Siyahı var. Çok şık bir şey. Güzel bir şey. Kendiniz kullanabilirsiniz. Çoluğun çombalağın odasına koyabilirsiniz. Bence gayet hoş. Ben de diyorum 49 dolar nasıl olur? Abajuru 49'muş. Kendisi 180 dolarmış efendim. Şöyle göstereyim. Sinfonisk. Herhalde senfoni demek. Bunların dilinde. Sinfonisk. Efendim o da 49 dolar, 180 dolar. İkisi 229 dolar. Sen ona 230 de. Hani senin gül hatın için. Efendim elimden geldiğince farklı farklı çeşitler göstereyim istedim size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Valla dediğim gibi ya burası ne bir derya, dipsiz kuyu. O yüzden hani her şeyi çekmem pek mümkün değil. Hatta çeyreğini çekmem mümkün değil. Şimdi oranı tam tutturamıyorum, sallamayayım o yüzden. Baksana abi önüm, arkam, her yer işte bildiğiniz Ikea yani. Hani dünyada dediğim gibi aynı. Burası ne kadar büyük, ne kadar farklı bilmiyorum. Ama eğer ki hoşunuza gittiyse, daha farklı ürünlerin fiyatlarını da görmek istiyorsanız alta yazın. Belki daha sonra böyle bir Ikea'nın farklı ürünlerini de çekelim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi ülkemizdekilerle kıyaslayabilirsiniz. Kıyaslamam ya, sadece izlerim diyebilirsiniz. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.